Türk Pusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi, Türklerin tarihte kullandığı geleneksel pusatları, teçhizatları ve etnografik eserleri tanıtmayı, bu doğrultuda kültürel mirası yaşatmayı amaçlayan bir müzedir. Müzemiz 15 Haziran 2019 tarihinde Ankara Kalesi civarında Anadolu Medeniyetler Müzesi'nin yanında Muhittin Uyanık tarafından açıldı. Muhittin Uyanık Türk okçuluğuna sevdalı, aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısı, Türk okçuluğu alanında Kültür Bakanlığı sanatçısıdır kendisi. Onun çalışmalarıyla, özverisiyle özel müze statüsünde müzemiz kuruldu. Müzemizde Türk tarihine ait, Türk tarihinin farklı dönemlerinden ve coğrafyalarından birçok eser var. Özellikle kılıç, teber, mızrak, hançer, ok, yay, kılıç gibi birçok pusat var. Pusat, silah sözcüğünün Türkçe karşılığıdır. Silah Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu sözcüğün Türkçe karşılığı da pusattır. Bizim geleneğimizde dört tip pusat olduğuna, geleneksel silah olduğuna inanılır. Eslihai darbe dediğimiz vurucu silahlardır. Topuz, gürz, bozdoğan bu gruba girer. Eslihai cariha dediğimiz kesici silahlar, kılıç, teber, hançer gibi. Eslihai ramiya dediğimiz atıcı silahlar, ok, yay bu gruptadır. Eslihai nafize dediğimiz delici silahlar, yani gönder, cida, mızrak da bu gruba girer. Biz bu pusatların müzemizde tarihsel sürecini, kullanım yöntemlerini, imalat aşamalarını ve sanata, edebiyata ne gibi etkileri var bunları anlatıyoruz. Yani nasıl yapıldığını, hangi süreçlerden geçtiğini. Yani silahlar sadece savaş aracı değildir, aynı zamanda sanatsal bir yönü vardır. Bizim geleneğimizde de okuçlarından mızraklara, kılıçlardan teberlere, bütün pusatlarda bir estetik katma, sanatsal özellik katma geleneği vardır. Belirli sanatsal tekniklerle kabartma sanatı olabilir, tesip sanatı olabilir. Bu silahlar süslenir. Bazı sembollerle veya bazı işte ayetlerle, sözlerle bu estetik bir özellik katılır. Yani biz müzemizde bu sanatsal yönünü, aynı zamanda imalat aşamalarını da anlatıyoruz. Bunun haricinde pusatların örneğin okçuluktan dilimize geçmiş birçok sözcük, atasözü, deyim vardır. Yani edebiyata da ve dilimize de etkisi vardır. Örneğin çile çekmek deyimi okçuluktan dilimize geçer. Yayın ip kısmı ipekten yapılır. At kuyrukları örülerek de yapılır. Bunun ismi çiledir. Ok atarken çile çekersiniz. Çile çekmek deyimi de dilimize buradan geçmiştir. Müzemizde 45 dakikalık bir sunum hizmeti veriliyor. Müzemizi öne çıkaran en temel özelliklerinden birisi budur. Bu 45 dakikalık sunum sırasında koleksiyonun tarihsel süreci, kullanım yöntemleri, imalat aşaması ve sanata, edebiyata etkisi anlatılıyor. Oldukça ayrıntılı bir sunumdur. Aynı zamanda biz müzemizde evrensel müzecilik anlayışını benimsiyoruz. Bu doğrultuda artık yani klasik müzecilikte Türkiye'de birçok klasik müzecilik anlayışını benimseyen müzelerde koleksiyon toplanır ve sergilenir. Ama evrensel müzecilik anlayışında bu işlevlere yani toplama ve sergileme işlevlerine ek olarak iletişim ve eğitim işlevleri de öne çıkarılır. Yani toplumla iletişim kurmak, toplumu eğitmek amacı iletişim ve eğitim fonksiyonlarında öne çıkar. O yüzden biz gelen ziyaretçilerimizin koleksiyona dokunmalarını ve hissetmelerini amaçlıyoruz. Bunun için orijinal örneğine birebir uygun olarak yapılan replikalara insanlar dokunabiliyor. O kılıcı ellerine aldıklarında onun ağırlığını hissedip o dönemin psikolojisini, asker psikolojisini daha iyi anlayabiliyorlar. Bu dokunulabilir müzecilik anlayışıdır ve biz de bu müzecilik anlayışını benimsiyoruz. Toplumla iletişim kurmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu doğrultuda haftalık kültür etkinliklerimiz oluyor. Her hafta bir kültür etkinliği düzenliyoruz. Geleneksel sanatlarımızı uyguluyoruz. İşte canlı müzik etkinlikleri olabiliyor. Yani toplumla iletişim kurmak, toplumu eğitmek burada özellikle amaçlanıyor.